Gökçeova Gölü'ndeki ilk sabahtan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir umarım. Efsane bir çiğ yağmış. Yerler ıslak. Biraz ufaklığı çıkarttım. Kişinin kakasını yapsın diye. O da ıslak olduğu için çok fazla tutamadım. Hemen kuruladım, birazcık geri içeri koydum. Güneş çıktı mı şimdi daha rahat şey yapar. Şu anda saat 5.30. Mamasını koydum, mama yiyor şimdi. Şöyle göstereyim sizlere. Közdeki patateslerden kalan iki tane şurada var. Onlardan yeriz bugün. Su buz gibi olmuş. Hadi sizlerle birlikte birazcık etrafı izleyelim sabah vakti. Evet arkadaşlar, bizim Bücürük'le birazcık oynadık. O şimdi uyuyor. Ben de yemek hazırlıyorum. Domates ve soğan. Karışık bir şey yapıyorum. Yumurta yok. Menemen gibi bir şey olacak işte. Yanında zeytin vesaire. Çok fazla da rüzgar var. Ondan dolayı çok fazla çekim yapamıyorum. Şimdi size şeyi gösterdim. Şöyle bir sistem yaptım. Tüpün etrafını bir tane demirle çevirdim. Demir vardı şurada. Uyu uyu kızım. Durum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yaparken birazdan görüşürüz. Muhtemelen buradan giderim ya. Burada internet çekmiyor. Video yüklemem lazım akşama. Video yükleyemediğim için bayağı bir sıkıntı. Rüzgar da var zaten çok fazla. Kahvaltımızı edelim. Daha sonra yola çıkarız. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir kahvaltı hazırladım. Mükemmele bak şimdi. Güzel ya, şükür. Yani ekmeğimiz var. Menemenimiz var. Zeytinimiz var. Oo, mis. Daha ne olsun ki? Şimdi sizlere göstereceğim kahvaltıyı. Ve bizim bıttığı göstereceğim. Uyuyan bıttığı. Uyandı gerçi de şimdi. Uyandıktan sonra hemen dışarıyı bırakmam gerekiyor. Uyandıktan sonra ve yemek yedikten sonra çişini kakasını yapıyor. Ondan dolayı. Bir de şimdi burası bayağı bir kalabalıklaştı. Ben muhtemelen
Ufaktan uzarım buradan. 1-2 saate falan. Çok fazla günübirlikçi geldi. O yüzden sevmiyorum. Kampçılar falan vardı, dün tanıştık da. Şimdi kahvaltı göstereyim sizlere. Daha sonra kahvaltı ederken de video çekerim. Sohbet ederiz biraz. Aynı zamanda ufaklığa aldığım şeylerden birkaç tane şeyi göstereceğim. Bu arkadaşlar domatesli soğan, başka bir şey yok. Tuz attım, o kadar. Gayet güzel oldu bence. Tadına bakacağız şimdi. Önemli olan tadı. Bu da zeytinimiz. Zeytin ve domates yani. Bir de ayran var işte. O kadar. Ufaklık da burada uyuyor, hemen altta. Güzel oldu bu ya valla. Şey olarak. Hem yemeğimizi yiyoruz burada, kahvaltımızı ediyoruz bak. Aynı zamanda bizim ufaklık uyuyor. Aynı zamanda ayakkabılar var. Aynı zamanda içinde de şeylerim var, kıyafetlerim var. Şundaki özelliğe bakar mısın abi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle güzel bir olay yok yani. Arkadaşlar, BİM'de şöyle bir indirim vardı. 3 tane şöyle bezden aldım. Bir ihtiyacımıza bir şey lazım olur. Kurulama beziymiş bu. El yüzle kurulayabiliyoruz mu acaba? Sade şey mi yoksa? Tabak çanak mı kurulamak için? Bir açalım bakalım ne kadarmış boyutu. Hem sizler de görmüş olun. O bayağı büyük lan şeyde. Şey gibi sanki ya bu. Hani beslenme çantasında olurdu ya. Küçükken onun gibi. Neyse, ben bunu el yüz kurulamaya da kullanırım. Sıkıntı yok. Arada bu bizim bıttığın ayaklarını falan silmeye de kullanırız. İşimizi görür. Rengarenk. Güzel. Bunları koyalım kenara. Şimdi kahvaltı edeceğim. Önce bir gölde elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra tekrar geleyim. Şunla elimi yüzümü kurulayayım. Hadi gidelim göle. Muhtemelen temizdir arkadaşlar ya. Su. Zeytinimizi de açalım. Oo, daha ne istedi abi? Ömür abi, ömür. İskender Aga'nın bir lafı var. Ömür abi. Böyle yemek yeme videolarını, yemek yapma videolarını bazıları çok seviyor, bazıları sevmiyor. O yüzden kararsız kalıyorum çekmek için. Sevenler yoruma seviyoruz yazarsa en azından ben de daha çok bu yemek yapma, yemek yeme videolarına yer veririm. Elimden geldiğince. Bakalım tadında nasıl olmuş şey menemenimiz. İlle yumurta olacak diye bir şey yok abi. Yumurtasız da olur menemen. Bence mükemmel. Harika yani, öyle söyleyeyim size. Ama böyle yaptım mı yumurtasız mesela. Gerçi yumurtalı da yumurtası da fark etmez de. Biraz fazla pişirmek lazım güzel olması için. Bizim bıttırık uyuyor sürekli. İsmini koyamadık daha. İsmini koymamız lazım. Anket yapacağız. Bu BİM'de zeytinin markasını değiştirmiş, hiç güzel değil ya bu zeytin. A101'de de vardı bu markadan. A101'deki markadan almış şimdi kendi şeyini. BİM'de gözümden düştü artık bu saatten sonra. Gözlerden düştüm BİM. Ona göre. Her videoda söylerim artık.
Bizim ufaklığa şöyle bir tane kemik aldım arkadaşlar. Kemirmesi için, oynaması için. Oyuncak yani. Aynı zamanda dış parazit için şöyle bir damla aldım. Bunu bayağı bir kullanabileceğiz yani şey olarak. Bayağı uzun bir süre kullanılabilir. Köpek var burada. Keçi var. Bir de inek için de kullanabiliyor. Bir tane yanında şöyle bir tane nerede aldım? Bir tane yanında şöyle şırınga var. Şırıngayla çekeceğiz. 0.5 ensesine damlatacağız. Bunu yaparız. Bir ara şu anda çok fazla kenepire yok. Olursa onu yaparız. Onun dışında bu kadar. Fıt fıt. Dostlarım geçenki videoda kapanış yapmadan kapatmışım. Lütfen kusuruma bakmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.